Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Gel seni. Gel seni. Kelebek etkisi. Bir bölümüne daha. Daha 12. bölümüne hoş geldiniz. Sefa getirdim. Dert sözlük anlamıyla sıkıntı, elem, keder sözcüklerine karşılık gelip içinde bulunan üzüntü verici durum olarak tanımlansa da bizce dert dermanını içinde barındıran ülvi bir halin adıdır. Hatta sufi bir yaklaşımla denilebilir ki dert insanı insan eden, hamı pişiren, pişeni yakan muazzam bir mertebedir. Öyleyse dertli olmak değil, dertsiz olmak ayıplanacak bir durumdur. Çünkü ancak derdin hakiki muhtevasını telakki edenler kemal sıfatına layık bir konuma yükselebilirler. Allah'ım bana dert ver diye Rabbine münacaatta bulunan Mevlana'nın nidası boşuna mıdır zira? Elbette hayır. Ki o hamdım piştim yandım diyerek ilahi terennümlerinin yüreğinin okşayan yaklaşımıyla derdini dermana çevirmesini bilmiştir. Haddi zatında insanlığın Mevlana'nın derdi arzulayan tavrı karşısında kendisine hisse edilmesi gerekir. Çünkü derdi olmayanın devası bulunmaz. Ancak dert sahipleri derman umma bilirler. Bilinmeli ki derman ummak aman dilemekten evladır. Netice-i kelam odur ki bir derdim var, bin dermana değişmem derken hatayı zannımızca ifade etmek istediğimiz gayeyi özetlemiştir. Bu demektir ki sebebi haktan bilip Hazreti Eyüp gibi vücudunu kemiren derdine şükretmektir. Dert sahibi olmak, lakin şunu da belirtmek lazımdır ki her kulun nasibine düşmez dert sahibi olmak. Evvela halis bir niyet, saf bir kalp ile Mevlana misali derdi dilemek gerekir. Dertle birlikte dermanı yaradan da, derdin vuslatına erince de dert ile bütünleşmek, yani hem hal olmaktır yapılacak olan. Öyle ki derdin senin içinde, sen derdinin içinde eriyene kadar sarılmaktır derde. Sıra derdini paylaşabilecek senin gibi dertliler bulmakta sonra arının balını 20 ilmik ilmik işleyecek bir kovan ve kovana gelen onlarca arı gibi ait olduğun yere ulaşmam gerek. Zehir ile balı aynı kaynaktan üretmesine karşı ikisini birbirinden ayırarak balını insana sunan örneğinde olduğu gibi derdini değil derdinden sızan dermanı ikram etmek için ulaşacaksın kovanına. O kovan dertliler meclisidir. Nasip kovana varmaksa bin bir çiçekte saltanat sürer, yine de ulaşırsın oraya. Oraya varmak, dertle kuşatılmak ne büyük bir bahtiyarlıktır. O vakit bahtiyar olmak, derdini severek bahtiyarlaşmak vaktidir. Derdimi seviyorum, biliyorum ki derdimi seven de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin? Gel seni videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, selametle kalın.